Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda daha önce tanıttığım, çok ilgi gösterdiğiniz ve yepyeni özelliklere kavuşan bir yazılımdan bahsedeceğim. Bu videomuzda IZI ebeveyn kontrol uygulamasının kavuştuğu yeni özelliklerinden bahsedeceğiz. Diğer özelliklerini merak ediyorsanız, gerçi bu videoda diğer özelliklerine de ufak değineceğiz ama bu uygulamayla alakalı detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız şuralara bıraktığım videodan da detaylı incelemesine ulaşabilirsiniz. İşte karşınızda IZI'nin kavuştuğu yeni 3 özellik. Evet Aizinin yeni özelliklerine sahip olmak istiyorsanız Google'ın Chrome'un web mağazasına girmeniz gerekiyor. Ve IZI'nin bu eklentisini Aizy for Chrome bu eklentiyi indirmeniz gerekiyor. Bu eklentiyi indirdikten sonra normal Aizinin gördüğünüz gibi ana ekranına artık dönebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şurada C32 benim telefonumun modeli arkadaşlar. Buraya bastığımda... X Twitter'ı görüyorsunuz ki Aiz'in yeni özelliklerinden ilki burada. Gmail'i görüyorsunuz ve Chrome uzantısını görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya bastığımız zaman gördüğünüz üzere Twitter'daki tüm hareketlerimi burada kontrol edebiliyor arkadaşlar. Tweetlerim burada. Fenerbahçe 102 puan, bilmem ne, her şey buradan görebiliyoruz. Yanıtlar kısmına geldiğimde Twitter'da verdiğim tüm yanıtlar yine burada gözüküyor arkadaşlar. Aynı zamanda Twitter'da gönderdiğim mesajları da buradan görüntü Biliyorum arkadaşlar. Geldik Twitter'ı geçtik. Gmail'e geldik arkadaşlar. Gmail'de de gördüğünüz üzere bana gelen ve benim gönderdiğim tüm mesajları, tüm mailleri buradan görebiliyorum. Gördüğünüz üzere Ayzi bana mesaj göndermiş. Cihazım daha önce belirlediğim alanların dışına çıkmış ve bununla alakalı Ayzi bana çeşitli bilgilendirmeler yapmış. Bununla alakalı bilgilendirmeler var ki gördüğünüz üzere diğer tarafta da yine çeşitli mailleri görebiliyorum. Burada da gönderilen mesajlarımı mail görebiliyorum arkadaşlar. Evet genel itibariyle mail kontrol bölümü de bu şekilde ve son olarak Chrome uzantısına geliyoruz. Chrome uzantısında Chrome'un bu kurulu olduğu cihazda girdiğiniz her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere IZ'yi kontrol etmişim. IZ'ye girmişim. Burada YouTube'dan videolar izlemişim. Aşağıda yine birçok gezindiğim siteleri buradan görebilirsiniz. Kitap kurum, kuruluşlar, genel müdürlük vesaire birçok aramamı ya da ziyaret ettiğim siteleri buradan görüntü üretilebiliyoruz ki bu dehşet verici bir şey arkadaşlar. Ee, başka cihazı kontrol ediyoruz şu anda. Yer işaretleri de yine aynı şekilde arkadaşlar. Ee, bu Chrome'un kurulu olduğu, bu uzantının kurulu olduğu cihazda ekli tüm yer işaretlerini görebiliyoruz. Burada yerimleri bu şekilde eklenmiş. Bunlar benim kendi eklediğim yerimlerim arkadaşlar. Bu da böyleydi. Aiz'in yeni özellikleri gördüğünüz üzere sosyal ağları kontrol edebiliyor. Twitter'ı, Gmail'i ve Chrome uzantısını kontrol edebiliyoruz. Chrome'u kontrol edebiliyoruz. Evet Aiz'in yeni özellikleri bu şekildeydi. Yeni özelliklere kavuşmuş bu Aiz'e sahip olmak istiyorsanız, kullanmak istiyorsanız, deneyimlemek istiyorsanız açıklamalar bölümüne bir link ekledim. Oradan tamı tamına %40 indirimli bir şekilde ulaşabilirsiniz. iZi, modern ebeveynlerin çocuklarını ve aile üyelerini korumalarına yardımcı olmak için tasarlanmış süper güçlü bir ebeveyn kontrol yazılımı. Yazılım, çocuğunuzun konumunu izlemenize, sosyal medya sohbetlerini, tarayıcı geçmişini, telefonlarındaki multimedya dosyalarını izlemenize ve hatta arama kayıtlarını kontrol etmenize yardımcı oluyor. Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. iZi ebeveynlerin çocuklarını izlemek için tasarlanmış. İşletmelerde açık rızaları ile çalışanlarını izlemek için bu uygulamayı kullanabilirler tabi. IZ bir kişiyi kesinlikle izni olmadan izlemek için kullanılmamalı bunun için tasarlanmış bir uygulamada değil ve ayrıca kişiyi izni olmadan izlemek bir suç arkadaşlar. Buna da dikkat edin lütfen. Şimdi Aizin'in diğer özelliklerine kısaca bir değinelim. Burada cihazımla ilgili çeşitli özetleri görüyorum arkadaşlar. Şurada hedef cihaz bilgisi yani bu uygulamanın yazılımın kurulu olduğu cihazı gösteriyor. C32 modeli Android 12 sürümü ve burada da Aiz sürümü var. %77 şarjı bulunuyor. Wi-Fi açık, hücresel, kapalı. Burada cihazın giriş, çıkış, gittiği yerler vesaire hepsini görebiliyoruz arkadaşlar. Bunlar gerçekten önemli bilgiler. Yine şurada en çok ziyaret ettiğimiz web siteleri, burada en çok aradığımız numaralar, burada da en çok mesajlaştığımız kişiler gözüküyor. Anahtar kaydediciye geldiğimizde bu cihazda ne aradıysanız, ne aradıysanız her şey burada gözüküyor arkadaşlar. Burada var metin mesajlarına geldiğimde bu cihaza gelen tüm mesajları görebiliyorum arkadaşlar. WhatsApp bölümünde bu cihaza gelen WhatsApp mesajlarını görebiliyorum. Instagram bölümünde bu cihazda Instagram'da konuşulan sohbetleri görüntüleyebiliyoruz. Görüyoruz, gördüğünüz gibi tüm aramaları buradan görüntüledik. GPS konumları cihazın girdiği çıktığı yerleri burada detaylı bir şekilde saati saatini görüntüleyebilir. Harita görünümünden de yine bakabiliyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle bir üçgen yapmış gitmiş gelmiş bir şeyler olmuş burada. Wi-Fi ağları var cihazın bağlı olduğu Wi-Fi ya da bağlandığı Wi-Fi ağları. Etkinlikler bölümünde bu cihazın Cihazda kayıtlı tüm e, takvimler bölümünde kayıtlı tüm bilgiler burada bulunuyor. Yine aynı şekilde şöyle gelelim. Cihazdaki fotoğrafları buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birçok fotoğraf var. Videoları da yine buradan görebiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz, şuradan indirebiliyorsunuz vesaire. Hepsi burada bulunuyor arkadaşlar. Web sitelerini buradan engelleyebiliriz. İstediğimiz herhangi bir site yazıp bunu bloklayabiliriz, engelleyebiliriz. Wi-Fi'leri engelleyebiliriz buradan, uygulamaları engelleyebiliriz ki burada bağlı oldu. Wi-Fi'ler var. Coğrafi çerçevelemede de belirlediğimiz alana giriş çıkışlar yapıldığında burada gözüküyor. Gördüğünüz gibi tüm detaylarıyla gözükmüş. Ayrılanlar kırmızı ayrılma, enter, yeşilde giriş oluyor. Anahtar kelime takibi de buradan yapabiliyoruz vesaire arkadaşlar. Bu şekilde bir uygulamamız mevcut. Evet videoyu burada bitiriyorum. Uygulamayla ilgili yazılımla ilgili sorularınız varsa yorumlar bölümünde buluşabiliriz. Oralarda sorularınızı sorabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.